Hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Hangi ismini tercih edersin? Seyit. Nasılsın Seyit? Teşekkür ederim Kenan Bey, siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Seyit Kond, 32 yaşındayım. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Mekatronik Bölüm mezunuyum. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi İşletme Bölüm mezunuyum. Evliyim, iki oğlum var. Ha, maşallah. Hobim yok. eşimin bana bunu ilk defa duyuyorum. Evet, yok mu gerçekten? Hobilerimi eşim belirler. Eşim ne derse o. Hangi hobileri belirledi Seyit senin için? Yani göreceli, değişiyor. Yani genelde benim 3 kilometre alanım var. Yok, bazen hamur açma, bazen hani dolma sarma hobileri yok. Yok, mutfağa sokmuyor beni. Ha, mutfağa sokmuyor beni de genelde 3 kilometrelik bir yaşam alanım var. Onun dışına çıkma gibi şansım yok. Ev büyükmüş. Ev değil, genel anlamda, bütün anlamda çıkamıyorum. O 3 kilometrelik alan dışında çıktığım zaman böyle elim ayağım titriyor. Neden böyle bilmiyorum. O kodumu üfledim mi? İçime çip mi yükledi? Yani oraları çözemedik. Gerçekten var mı böyle bir şey? Cidden yani arkadaşlarımla masa tenisine gidiyorum Kenan Bey. Ondan sonra diyor ki arkadaşlarım ya işte gel şuraya gidelim. Ben eşime masa tenisi oynayacağım dediğim için başka bir yere gidemiyorum. Yani böyle titreme alıyor beni. Sanki bir yerden görüyor beni yani. Zaten çıktığım zaman da haberi oluyormuş gibi beni aramaya başlıyor. İşte neredesin falan. Ben dedim ki geliyorum. Hemen çocukların resmini atıyor. Çocukların resmiyle böyle olmuyorsam kek resmi atıyor. Börek resmi atıyor böyle. Beni eve getirmek... Mideden vurmaya çalışıyor. Evet, her türlü beni ikna etmeye çalışıyor. Çok şanssız biriyim. Çok şanssız biriyim. Yani kimse gibi şanslı bir insan olamadım. Bir ama anım şimdi var. Eşinle hikayenin üzerine çok şanssız biriyim deyince onu oraya çekmeyelim değil mi? Biz yani yanlış anlamayalım. Eşimden yana şanslıyım da tek şansım o olabilirdi. Evet, ama genel anlamda çok şanssızım gerçekten. 2013 yılında bir çapraz bağ ameliyatı geçirdim ben. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl becerdin? Yani halı saha maçında... Yani topla, bir insan topla koşarken, bağ koparırken ben topsuz alanda koşarken çapraz bağları kopardım. Sonra işte bir... Eşinden habersiz mi gitmiştin? Evet. O yüzden çıkamıyorum daha zaten. Dersimi aldım. Bu çapraz bağ ameliyatından sonra bir yıl boyunca bana bir fizik tedavi verildi. Ama bu fizik tedavi sonucunda hiç netice alamadık biz. Beni başka bir hastaneye yönlendirdiler. Bu hastanede de bacağımdan MR çektiler. Dediler ki bacağının eklem bölgesinde bir cisim unutulmuş. Bunu almamız gerekiyor dediler. Tanımlanamayan bir cisim mi? Evet. Sonra ameliyatı gerçekleştirdiler. Ameliyatından sonra doktor yanıma geldi. Dedi ki senin eklem bölgesinden bir tane de eldiven unutmuşlar. O eldiveni biz aldık. Yani, gerçekten? Evet, eldiven unutulmuş. Dediler ki senin böyle böyle yürümen o eklem bölgesinden atılan eldivenden dolayı dediler. Sonra bu eldiveni aldılar. Bu eldiveni benden aldılar. 6 aylık bir fizik tedavi verdiler bana tekrar. Seyit kusura bakma yani. Ama sen de gülüyorsun ya, bizi de güldürüyorsun. Yok öyle, doğru yani, Kerem. Yani, acı bir durum karşısında böyle gülüyormuş gibi. Acılarımla mutlu olmaya çalışıyorum artık. Eldiven alınca bir eksiklik hissettin mi vücudunda? Yani onunla duygusal bir bağım vardı açıkçası. Onu bayağı hissettim. Sonra 6 ay boyunca fizik tedavi verdiler bana. Bu fizik tedaviden sonra dediler ki artık kendini dene, yürümeye başla. Değneklerle yürüyorum tabii o zamanlar. 6 aydan sonra işte mahalleye yakın bir yerde yürüyeyim dedim ki başım bir şey gelirse ailem bana yardımcı olur. Güvenli çemberden çıkmayayım. Tabii yani başım belaya giriyor yani, bacak gidiyor taz da Kenan Bey. Sonra ben işte değnekleri attım, bir 5-6 metre kendimi deneyeyim derken arkadan bana bir tane minibüs vurdu. Bizim mahalle böyle rampa Kenan Bey. Ben baş aşağı böyle duruyorum. Mahalleli de beni gördü. Ya dedi bu herif bayıldı, buna bir yardım edelim biz filan. Baş aşağı dururken yüzüme su tutmaya başladılar benim. Yani öyle bir şey yok, tutuyorlarsa da. Yani böyle yokuş aşağı, senin kafan da aşağı doğru mu? Aynen, oradan su tutup beni ayıltmaya çalışıyorlar. Yani genzine kaçıp boğulasın diye. Yani öyle oldu zaten. Genzime kaçtı su, boğmaya başladım ben. Bir tanesi dedi ki ya adam boğuluyor dedi. Galiba dedi boğazına dili kaçtı, onu çıkaralım. Ya ne çıkarıyorsun kardeşim sen? Adam elini atmış, dilimi çıkarmaya çalışıyor filan. Ben orada mücadele verirken biri dedi ki lan yanlış bir şey yapıyorsunuz. Herif epilepsi nöbeti geçiriyor olabilir dediler. Bunların hepsini duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Ben kendim orada kurtarmaya çalışıyorum. Herkes bir teşhis koyuyor bana. Ya öleceğim. Araba vurmuş ölmemişim, bunlar öldürecek beni. Sonrasında biri bu sefer dedik epilepsi nöbeti geçiriyor. Biri oradan bağırıyor. Burnuna soğan dayanadı. Ya, biri dilimi çekiyor. Biri burnuma soğan dayıyor. Yani orada ben savaşmaya çalışıyorum. O gün kardeşim gelmeseydi
Benim üniversite değildi, oranın vatandaşı öldürmüş. Çok büyük geçmiş olsun. Yani başım böyle. Yani mesela Türkiye'ye... Seyit hangi mahalle burası? Biz de kazara geçmeyelim oradan. Yani aynen Beykoz Kavacık. Beykoz Kavacık. Ben Türkiye'ye korona ilk geldiğinde mesela dediler ki bana arkadaşlarım, kanka sen çok şanssız birisin, adamsın. Bu koronayı kesinlikle ilk senin yakalaman lazım dediler bana. O zaman da Sağlık Bakanı işte korona yok dediğinde ben yoğun bakımda yatıyordum. Yani nasıl ben mi? Yani ya ben yaydım ya ilk ben aldım yani. Burada bir sıkıntı var. Yani sağ kolum kırıldı. Buraya ameliyat ettiler. Yine tutmuyor kolum. Dediler ki ya yanlış yeri kestiniz. Burayı keseceksiniz kardeşim. Bir daha kestiler burayı. Yani böyle başım çok şanssız olaylar geçiyor. Çok benim. Geçmiş olsun. Ya inşallah burada bir şey olmaz yani. Ben sizi uyarıyorum ya. Seyit gerçekten çok keyifli sohbetin. Teşekkürler. Nerede doğdun büyüdün? Rizeliyim ben. Aslen Rizeliyim. Doğma büyüle İstanbul'dayım. 18 Mart doğumluyum. Babam da 18 Mart doğumlu olduğum için... Çanakkale Zeferi. Çanakkale Zeferi'nin o 276 kilo mermiyi taşıyan Seyit Onbaşı'nın anısına vermiş ismimi. O da böyle. Şimdi Seyit'i de anladım. Muhsin'i de anladım. Kont nereden geliyor? Kont orası biraz sıkıntılı. Biz yaklaşık kardeşlerimin arasında 30 yıldır bunun araştırmasını yapıyoruz. Biz çözemedik. Çözemediniz mi? Yok yani kontrol kulayla belki bir bağlantımız olabilir. Oradan yürüyebiliriz belki yani. Buraya kiminle geldin? Kimsesiz ve yalnız geldim, tekim. Öyle mi? Seyircilerimiz seninle olacaktır. Arkanda büyük bir kalabalık var. Gerçekten bu acılı olayları bu kadar keyifli anlatılamazdı. Ağzına yüreğine sağlık. Büyük geçmiş olsun. Bir daha da böyle kazalardan Allah seni korusun. İnşallah kurban olduğum duyuyordur beni. Seyit kuralları biliyorsun.